Merhaba değerli öğrenciler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere Mart ayı örnek sorularının çözümlerini yapacağız. Bu videomuzun devamında videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup ve diğer videolarımızdan haberdar olmak için çanı işaretlemeyi unutmayalım. Hemen başlayalım sorularımızı çözümüne. Karadenizler güneşten aynı miktarda ısınmalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp daha yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisiyle basınç farkları oluşturarak havanın yatay ve dikey yönlü hareket etmesine neden olur. Aşağıdaki görselde AB bölgeleri arasında havanın yatay yönlü hareketi gösterilmiştir. Tamam. A ve B bölgeleri var. B'den A'ya hava hareketi var. Bu da ne demek oluyor? B bölgesinin soğuk, A bölgesinin de sıcak olduğunu gösteriyor. Hangi durumlarda rüzgar oluşuyordu? Soğuk hava akımının olduğu bölgeden sıcak hava akımının olduğu bölgelere, yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan yatay hava akımlarına rüzgar diyorduk. Buradan soğuktan sıcağa doğru bir hava akımı var. Bakalım. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sıcaklık durumları ve hava hareketleriyle ilgili hangi yargılar var? A bölgesinin sıcaklığı B bölgesinden daha yüksektir. Doğru mudur efendim? Evet. Geceleyin havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. Çünkü neden? Geceleyin karalar denizlere göre daha çabuk soğuyacağı için bu sefer soğuk yerden sıcak yere doğru hava akımları oluşacaktır. B bölgesi gece ve gündüzleri daima yüksek basınç halindedir. Yanlış. Burada ne diyeceğiz? B bölgesi ne olacaktır? Daima basınç olarak yüksek basınç halinde olmayacağı için bu üçüncü öncülümüzü eliyoruz. Geldik diğer sorumuza, ikinci sorumuza. Bir DNA genetik kod ünitesi ile ilgili şu poster oluşturulmuştur. Posterimizde ne var? Hemen inceleyelim. Gördüğünüz gibi bir kraliçe arımız var. Kraliçe arı ve diğer arılarımız, işçi arılarımız var. Bunlar yiyecek besinlerine göre gelişimlerini tamamlıyorlar. Aynı şekilde Himalaya tavşanı var. Sırtına buz bağlanan var. Buz bağlanmayan var. Buz bağlanan bölge ne oluyor daha sonrasında? Siyah tüyler çıkıyor. Aynı şekilde ne var bizim? Bir de çuha çiçeğimiz var. Sıcaklık durumlarına göre renkleri değişiyor. Peki bunlar hep neye örnektir? Modifikasyona. Bunlara örnek. Şimdi bakalım, yani çevresel faktörler. Çevresel faktörler canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açabilir mi? Bakalım, devam ediyoruz. Çevresel faktörlerin etkisinde, hayır, genetik yapısında, bu örneğimizde gösterildiği modifikasyonda genetik yapıda bir değişiklik yok. Çevresel faktörlerin etkisiyle canlılarda meydana gelen her değişiklik yavru döllere aktarılabilir. Hayır, burada da bunu eliyoruz. Modifikasyon yavru döllere aktarılmıyor. Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşlerinde değişiklikler meydana gelebilir mi? Olabilir. Çevresel faktörlerde değişiklik olmazsa bir türe ait canlıların genotipleri birbirinin aynısı olur. Hayır, bu yanlış. Cevabımız ne olacaktır burada? Ceyhan. Geldik üçüncü sorumuza. Bir basınç sorusu. Aşağıda 0 santigrat derecede deniz kenarında yapılan bir deneye ait görsel verilmiştir. Ağzına kadar dolu olan, cıva ile dolu olan bir tüp var ve cıva ile dolu olan cam kap içerisinde aynı anda ters çevriliyor ve aşağıdaki şu tıpa çıkarılıyor. Daha sonrasında cıvanın şu gördüğünüz yüksekliği azaldığını görüyoruz. Peki hangisi söylenemez diyor. Açık hava basıncı 70 santimetre yüksekliğinde cıvanın oluşturduğu basınca eşittir. Doğru. Kapak açıldıktan sonra cam boruda cıva seviyesinin düşmesiyle oluşan boşluk hava ile dolmuştur. Yanlış. Cevabımız Bursa çocuklar. Diğerleri doğru. Geldik dördüncü soruya. Antonio
1774 yılında gerçekleştirdiği deneyde bir miktar kalayı ve bir miktar hava içeren cam boru balonun ağzını sıkıca kapatmış ve tartmış, tamam. Ardından cam balonu ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toz oluşturduğunu gözlemlemiş, tamam. Daha sonrasında bunu tartmış ve baştaki ağırlığının aynısının oluştuğunu gözlemlemiş. Bu deneyden hareketle yorumlardan hangisi yapılamaz? Kimyasal tepkimeye giren maddelerin atom çeşidi yani cinsi ve pardon çeşidi cinsi yani sayısı oluşan atom çeşidi sayısından farklıdır diyor. Bakın tepkimeye giren maddelerin çeşidi yani sayısı oluşan ürünün atom çeşidi sayısından farklıdır. Dursun bir bu. Kimyasal tepkimelerde oluşan ürünlerin kütleleri toplamı tepkimeye girenlerin kütleleri toplamına eşittir. Bak, baştakilerin toplamı ile sondakilerin toplamı birbirine eşit. O zaman hangileri yapılamazdı denildiğinde iki olabilir olduğu için iki olanları eliyoruz. Kimyasal tepkimeler sonucunda bir madde yoktan var olamaz. Vardan da yok. Var olan madde yok olamaz. Şimdi ne diyor burada? Bir madde yoktan var olamaz. Var olan madde de yok olamaz. Doğru mudur? Evet. Burada ne diyoruz? 3 ile doğru. Geriye kalan tek ne kaldı? Birinci maddemiz. Bu da yanlış. Peki bu ne olacaktı? Birbirinin aynısı da olabilir. Farklıdır diyor ya. Bu aynı da olabilir yalnız. Kesin konuşmamak lazım. Geldik 5. soruya. Bir öz ısı sorusu. Öz ısı. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan enerjiye öz ısı diyoruz. Kütleleri eşit iki maddenin sıcaklığını eşit derecede arttırmak için öz ısısı büyük olan maddeye daha çok ısı verilmesi gerekir. Aynı cins iki maddenin sıcaklığını eşit derece arttırmak için ise kütlesi büyük olana daha büyük ısı verilmeli. Tamam. Kaynama sıcaklıkları 75 santigrat derecenin üzerinde olan sıcaklıkları aynı sıcaklıktaki kaleme sıvılarını özdeş beherlere koyuluyor. Özdeş ısıtıcılarla 10 dakika ısıtılıyor ve bunlarla alakalı veriler var. Hangisi yanlıştır? Farklı cins ve eşit kütlelerde anılmışsa özsü en büyük olan kimdir burada? M'dir. Doğru mudur? Evet. Çünkü özsü büyük olan geç ısınıyor ve geç soğuyor. Aynı cins alınmışlarsa kütlesi en az olan L'dir. Doğru mudur? Evet. Kütlesi en az olan daha çabuk ısınacağı için L burada doğru oluyor. Son sıcaklıklarının 70 santigrat derece olması için en fazla ısı M sıvısına verilmeli. Neden? Öz ısısı en büyük olduğu için. Öz ısısı en büyük olduğu için. Peki L sıvısına diğer sıvılara göre daha fazla ısı verilmeli. Bu yanlış. En az ısıyı buraya verilmemiz lazım. Geldik. Basit makinelerle alakalı bir soru. Buraya bakalım. Şimdi basit makineler kuvvetten veya ya da yoldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır. Aşağıdaki numaralı kutucuklarda bir yükü hareket ettirmek, kaldırmak, döndürmek ve benzeri amaçlar için kullanılan basit makineler verilmiştir. Evet. Devam ediyoruz değerli öğrenciler. Hemen sorularımıza bakıyorum. Öncüllerimiz bizlere neleri veriyor bakalım. Hangisi doğrudur? 2 ve 3 yoldan kazandırır diyor. 2 ve 3'e bakalım. Çocuklar bunlar çıkrık prensibine göre çalışan aletlerdir. Bunlar tam tersine çıkrıkta prensibimiz neydi? Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp var. Burada bu olduğu için buna ne diyeceğiz? Yanlış. 4 daima kuvvet kazancı sağlar. 4 neydi? Çocuklar 4'te kuvvet neredeydi? Burada ortadandı, değil mi? Kuvvet burada. Peki destek neresiydi? Destek burada. Peki
Yük neresi? Yük de burada. Peki kuvvet kolumuz ve yük kolumuz var. Pardon. Yük kolumuz buradan buraya. Pardon. Kuvvet kolumuz da bura. Kuvvet kolumuz burada kısa olduğu için kuvvet kazancı yok diyeceğiz burada. 1 ve 5 büyüklüğünün değişmesini sağlar. Şimdi burada kuvvet büyüklüğünün değişmesini sağlar. 5'te oluyor ama 1'de olmuyor. Neden? Çünkü 5'te nedir? Hareketli makara var. 1'de nedir? Sabit makara var. Örneğin 1'de 5 Newton var ise veya 8 Newton var ise buradan da 8 Newton uygulanmalı. Bu şekilde bir düzenek olduğu için 1 ve 5 daima yani buradaki sistemde yani büyüklüğün değişmesini sağlar ibaresi yanlıştır. 5'te olur ama 1'de olmaz. 6 hareketin hızını değiştirerek aktarılmasını sağlar. Cevabımız zaten Denizli. Peki neden? Çıkırıklarda unutmayalım değerli öğrenciler. Küçük olan çıkırığın dönmesiyle, hızlı dönmesiyle diğer sistemler daha çok diğer sistemlerden daha çok döner. Neden? Bu bir tur atarsa örnek veriyorum. Bu 4 tur atar veya 8 tur atabilir. Çünkü küçük olan yani yarıçapı küçük olduğu için daha fazla dönecektir ve sistem daha hızlı hareket edecektir. Geldik 7. sorumuza. Eğik düzlemde bir cismi dengelemek için uygulanması gereken kuvvetlerle ilgili aşamaları belirten deney yapılıyor. Bir cismin ağırlığı dinamometre ile ölçülüyor. Tamam. Yüksekliği değiştirilebilir ve sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlem sisteminde cisim dinamometre ile dengeleniyor. Tamam. Ardından eğik düzlemin yüksekliği arttırılıyor. Tamam mı? Cisim dinamometre ile tekrar dengeleniyor. Evet. Gelelim sorumuza. Buna göre şekil 3'te uygulanan kuvvet ile ilgili olarak yükseklik ne oluyor çocuklar? Burada arttırılıyor, değil mi? Yükseklik arttırılıyor. Peki, eğik düzlemin yüksekliği arttığından uygulanan kuvvet azalır diyor. Tam tersine artar. Eğik düzlemin boyu kısaldığından uygulanan kuvvet artar diyor burada. B seçeneğinde ne diyordu? Eğik düzlemin boyu kısaldığından uygulanan kuvvet artar. Şimdi eğik düzlemimizin boyu neresi? Şurası değerli öğrenciler. Peki yüksekliği neresi? Şurası. Eğimi neresi? Şurası. Tamam mı? Eğim de şurası. Peki boyunda herhangi bir değişim var mı? Hayır. Buradan B seçeneğiyle gidiyor. Peki C'ye gelelim. Eğik düzlemin eğimi arttığından uygulanan kuvvet artar. Eğim artmış mı burada? Artmış. Peki uygulanan kuvvet artmış mı? Artmış. Peki eğik düzlemin bize sağladığı nedir? Kuvvetten kazanç sağlar. Kuvvetten kazanç sağlar. Yoldan kayıp olur. Devam ediyoruz diğer sorumuza. Peki, bu sorumuzda ne var? Bakalım. Yine bir basit makine sorusu. Bunu da yapabileceğinize inanıyorum. Çeşitli basit makineler kullanılarak hazırlanan bileşik makine düzeneği eğik düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı taşımak için F kuvveti şekildeki gibi uygulanıyor. Peki. Buna göre F kuvvetin büyüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sürtünmeler ve kaldıraç çubuğun ağırlığı ihmal edilecek. Tamam. R kolunun boyu uzatılırsa F kuvvetinin büyüklüğü artar mı azalır mı? Yani kuvvet kolunu ben arttırırsam kuvvet kazancım artar. Yani F kuvvetin büyüklüğü azalır. Bu da gitti. Geldik B'ye. Destek M noktasına yani şu tarafa doğru kaydırılırsa ne olur? Kuvvet kolum ne olacak? Uzamış olacak. Yine kuvvet kazancım olacak. Yani F kuvvetin büyüklüğü azalır. Doğru. Şimdi M noktasına kaydırılırsa ne olacaktı? Doğru. Şimdi eğik düzlemin
Eğimi küçültülürse F kuvveti ne oluyor diyor? Artar diyor. F kuvveti tam tersine artmaz, azalır. Yani ben eğik düzlemi şu şekilde değil de yani şu şekilde yaparsam, yani şöyle yaparsam, bir dakika, şöyle yaparsam eğimini azaltırsam artıyor diyor. Tam tersine azalır. Çıkırıktaki ipin sarım sayısı arttırılırsa azalır. Hayır, sarım sayısına bağlı bir durum söz konusu değil. Cevabımız burada Bursa. Devam ediyoruz. Geldik 9. soruya değerli öğrenciler. Şekilde bir ormandaki kısmi besin ağı gösterilmektedir. Bu besin ağımızda neler var? Bakıyoruz hemen. Üreticiler, birinci tüketiciler, ikinci tüketici ve besin zincirinin en tepesindekiler. Burada besin zincirimizde bununla alakalı şunu söylüyor. Besin ağı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım hemen. Besin ağında besin zinciri üretici basamağında başlamıştır. Doğru mudur? Şurası üretici basamağı ve buradan başlamış. Kuş sayısı azaltılırsa tavşan üzerinde av olma baskısı artar. Doğru mudur? Doğru. Şimdi ben buradaki kuş sayısını azaltırsam tavşanlı yeme miktarları daha çok artmayacak mı? Artacaktır. Çünkü neden? Hem tavşan hem kuşu yiyen kim? Yılan. Hem tavşanı pardon kuşu yiyen kim burada? Baykuş. Kuşu bulamayınca ne yiyecektir? Muhakkak tavşan yiyecektir. Burada doğru. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlılar yılan ve baykuştur. Neden? Doğru. En tepede oldukları için besin zincirinin biyolojik birikimi en fazla orada olacak. Peki güneşten gelen enerjinin aktarılmasını da etçillere doğru gidildikçe kayıp azalır. Peki burada etçillere doğru gidildikçe ibaresi yanlış bir ifadedir. Biyolojik birikim demesi, enerji demesi lazımdı. Yani burada güneşten gelen enerji yani fotosentez enerjisi aktarılmıyor. Bunu söyleyelim. Cevabımız burada Denizli. Geldik 10. sorumuza, son sorumuza. Teraryum genellikle cam ve şeffaf plastik malzemelerden yapılan içinde solucan, böcek ve küçük bitkiler gibi canlıları yaşayabildiği kara ortamını ve atmosferin taklit edildiği kapalı bir ortamdır. Yani küçük bir yani yaşam ortamı burada düzenliyoruz biz. Çakıl taşları, yosun, çiçek toprağı, küçük bitkiler, yeteri kadar su, cam, fanus, solucan. Peki. Malzemeler belirli bir sıraya göre kabın içine yerleştirilerek yukarıda teraryum elde ediliyor. Su ilave edilerek cam kabın açık olan kısmı hava ile hava geçirmez şeffaf streçle kapatılır. Yeteri kadar güneş alan ortama bırakılarak ağzı hiç açılmadan birkaç hafta takip edildiğinde bitkileri ve solucanı yaşamaya devam edildiği gözleniyor. Buna göre teraryumda gerçekleşen olaylarla ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? İçerisinde bir enerji dönüşümü söz konusu mu? Evet. Bitkiler gereksinim duyduğu besinleri topraktan almış mı? Evet. Gündüz sadece fotosentez gerçekleşirken solunum gece gerçekleşiyor diyor. Üçüncü öncülümüzde gündüz sadece fotosentez gerçekleşirken solunum sadece gece gerçekleşir. Çocuklar, gün solunum sürekli gerçekleşir. Fotosentez ışıklı durumlarda gerçekleşir. Yani bu öncülümüz yanlış bir kere. 3 olan öncülümüz yanlış. Peki, bitkiler gereksinim duyduğu besinleri topraktan alır. Bitkiler gereksinim duyduğu besinleri fotosentez yardımıyla güneşten alır. Tamam mı? Bu öncülümüz de yanlış. Yani yalnız bir cevabımız burada. Bu videomuzda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.